tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, izleyicilerimizden soruyorsunuz, aranızda soruyorsunuz, Zeynep Ökten mi var? Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın lütfen. Profesör Doktor Zeynep Ökten hocamız karşımızda. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Soranlar var, Zeynep hoca mı var diye soruyorlar. Günaydın sevgili Murat. Ne gerçekten var, bir simülasyon değilsiniz yani. Buyurun. Ne kadar özlemişim seninle yayın yapmayı. Hakikaten uzun bir süredir de ben de yoktum onun için ve... Ta bayram ortasında söz verdim. Evet, bayram biter bitmez Murat'la yayın yapacağım diye. Günaydın. İnşallah bir gün stüdyoda gelirsiniz hocam. Bir saat boyunca sabah 7'de başlıyoruz. Böyle çay kahve garanti, kahvaltı Ortaköy'de sonrasında size ikramımız her zaman için yani istediğiniz gibi. Yeter ki gelin böyle sabah da güzel bir sohbet de edebiliriz. Eğer vaktiniz olursa bekleriz. Gömleğiniz de çok güzel. Ekotürk TV'nin rengine de bir orada metafor da olmuş oldu. Ben öyle algıladım. Bizi çok sevdiğinizi biliyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Hocam, çok teşekkürler. Şimdi... Vallahi gelebilirim. Ben oraya gelmeyi, yüz yüze görüşmeyi de özledim. Aynen. Gelecek hafta bir ayarlayalım. Ben organize edeceğim hocam. Sizin en konforlu şekilde gelip gitmenizi. O yüzden buraya da olursanız da en azından böyle daha fazla soru sorar. Çünkü 10 dakika online çok fazla böyle hızlı hızlı geçiyorum. Ben de hızlı konuşuyorum. Sizi yoruyorum. Yani gereksiz yere. Bu yüzden böyle sakin sakin bir tartışırız. Şimdi sorular var. O sorulara geleceğim. Biz sizin gıyabınızda şunları tartıştık sevgili Nurhan Çağla birlikte. Yok kırmızı ruju, yok işte erkeklerin iç çamaşırını ekonomik koşullarda. Çünkü Nurhan bugün kırmızı bir ceket giymişti. Oradan çıkarımda bulunduk hocam. Gerçekten de hayat pahalılığı aldı başını gidiyor. Özellikle dün de Karatepe ile Şimşek görüşmesi vardı. Burada özellikle değişim iradesi görmedik diyor. Şimdi bu tablo aslında muhalefete çok ciddi bir oy kazandıran tablo da var. Çünkü emeklinin ve asgari ücretin sanki hakkını talep edip, sanki de gerçekten hakkını talep edip iktidar da yapmıyor gibi tabloda görüyoruz. Öncelikle neden bu ısrar, asgari ücretliyle emekliye sizce zam yapılmama ısrarı? Yani enflasyonun en temel sebebi, en temel nedeni bizler miyiz, emeklilerimiz mi? Ne dersiniz? Vallahi Murat, yani bir dokun bin ah eşit vaziyetinde, bir de böyle bir 20 gündür falan bir televizyona çıkıp yorum yapmadığım için ben şimdi birikmiş bir yorum var. Buyurun hocam. Sakin yani, sakin yavaş yavaş hocam. Şimdi tabii enflasyonun, hani öğrencilerime de gösteriyorum yurt dışında, bu sefer gittiğimde orada verdiğim işte derslerde, konferanslarda da gösterdim. En büyük etkisi gerçekten uygulanan ekonomik politikalar, yanlış politikalar. Yani bir grafik gösteriyoruz ki o grafikte faiz indireceğiz dedikleri anda Türkiye'de enflasyon kopup gidiyor. Şimdi bu kopup gitme üzerine arka arkaya da seçimler var. Şimdi seçim bitti. O yüzden bu kararları alabiliyorlar. O dönemde o seçimlere bağlı olarak da aman biz enflasyonu yükselttik ama hiç olmazsa oy verecek grubun maaşlarını da arttıralım diye popülist politikalarla enflasyonun üzerinde arttırılan bir asgari ücret uygulaması, işte emeklilere bir artış, emeklilere çok fazla olmadı ama hiçbir etkisi olmayan bu artışlar, neden hiçbir etkisi yok ücretliye? Çünkü o zaman da onu söyledik. Yani siz bugün asgari ücreti arttırıyorsunuz ama iki ay sonra enflasyona bağlı olarak zaten bu da eriyecek. Halkı genel olarak fakirleştiriyorsunuz. Enflasyonla baş etmenin yolu işte asgari ücreti arttırarakmış gibi göstermek değildir dedik durduk. Esas yapacağınız şey farklı uygulamalar, şu para politikasını değiştirin, NAS ekonomisinden vazgeçin. Bunları söyledik durduk ama o kadar uzun süre uygulandı ki bu enflasyon kalıcı ve yapışkan hale geldi. Şimdi evet, geçen Haziran'dan beri Sayın Mehmet Şimşek'le birlikte Hafize Gaye Erkan, o dönem Merkez Bankası Başkanı, normal politikalara geçiş yapıldı. NAS politikasından vazgeçildi en azından.
Ama yani o kadar yaygın bir fakirlik ve hayat pahalılığı yaratıldı ki şimdi bu enflasyonla mücadele sürecinde en büyük araçlardan bir tanesi, evet faizi yukarı çektiler ama bu talebi yok edelim, talebi baskılayalım. Talebi baskılarken de ne yapacağız? İşte yaygın olan kesim hangisi nüfusta? Fakir olan kesim, ücretli olan kesim, emekli kesim. Ya biz bunların talebini azaltalım. Çünkü %80'e yayılmış bir yoksulluk var. Bunların talebini iyice baskılayalım. Çünkü elimizdeki en geniş kesim burası. Diyerek işte asgari ücreti arttırmamak üzerine, emekliye verilen hala 10 bin küsür lira maaşın insani koşullara çıkartılmaması üzerine, asgari ücreti arttırmadığın zaman orta gelir ücretlinde artık orta gelir kalmadı ama diğer ücretlerinde maaşın arttırılmayacağını bildikleri için ücretlinin de talebini baskılamak üzerine bir sistem kuruluyor. Şimdi bu bir enflasyonla mücadele programı olarak adlandırılıyor. Üstüne üstlük açıklanan demeyelim. Yani şu vukuundan beterdir dediğimiz vaziyette basına bir şekilde sızdırılmış olan vergi paketinin gene insanlar üzerinde bu %80 üzerinde ciddi bir baskı uygulayacağını gördüğümüz şekilde yeni bir işte maliye politikası tarafından da bir uygulamanın açıklanması, tüm bunlar gerçekten insanlar üzerinde çok büyük bir baskı kuruyor. Yani açlık sınırının altında yaşamaya zorlanan bir grup oluşturuluyor. Şimdi enflasyonla mücadele için evet uygulanması gereken programlar bellidir. Bunların içinde ücretlerin arttırılmaması, talep üzerine baskı kurulması falan vardır. Ama her ülke için bu geçerli değildir. Şimdi sevgili Murat, burada o kadar büyük bir gelir dağılımı adaletsizliği yaratıldı ki ve hani bunu TÜİK verileri de bize gösteriyor. Çiftçi kanı ağlıyor, işte tarım ürün fiyatları tüm dünyada aşağı doğru inerken, bu da FAO'nun verileri, tüm dünyada aşağı doğru inerken negatif %7 vaziyetinde, düşünebiliyor musun? Negatif %7, yani artık tamamıyla sıfırın altına doğru fiyat artışlarında bir azalma var. Yani fiyatların azaldığını söylüyoruz. Bizde %71 artış var gıda fiyatlarında. Tüm bunları bir tarafa koyduğumuzda gelir dağılımı adaletsizliği, gıda fiyatlarındaki artışlar, konut fiyatlarındaki kiralardaki artışlar, bunları bir araya koyduğumuz zaman ülkede böyle bir program uygulanmamalı. Yani uygulayacağınız program, ya bir kamu tasarruf paketi açıklandı, hiç yeterli değildi, uygulanıp uygulanmadığına dair hiçbir bilgimiz yok. Yani net bir yol haritası da değil, değil mi? Baktığınızda 100 milyar lirayla Türkiye'nin enflasyonda %10'a gelmesini beklemek de bir sanki hayalperestlik gibi de gözüküyor hocam. Tabii, bu arada bir dakikamız yani, varmış, çok özür dilerim. Yapmayın ya. Aynen. İşte o yüzden sizi aldırıp hemen buraya getirmemiz lazım hocam bu hafta. Bana gün söyleyin yeter, gün ve lokasyon atın yeter hocam. Konum atın. Kesinlikle yollayacağım. Şimdi dolayısıyla her ülkeye ayrı bir uygulama gerekiyor. Ya burada bu kadar fakirleşen halkın üzerine bu kadar daha yüklenmek gerçekten zor bir durum. Ve bu hakikaten muhalefetin elinde güçlenen bir durum. Maalesef. Mehmet Şimşek evet yani faiz politikasıyla falan doğru uygulamaları yapıyor. Ama hakikaten yani maliye politikasına baktığınız zaman da bu bir... Vergi reformu dediğimiz şey, söylediğimiz şey bu değildi. Vergi reformu dediğimiz şey dolaylı vergilerin azaltılıp dolaysız vergilerin yükseltilmesi, yüksek gelirliden daha yüksek vergi alınarak vergi adaletinin oluşturulmasıydı. Fakat şu anda bu işte duyduğumuz vergi paketinde
Evet, birkaç tane önemli şey var kurumlar vergisine hı-hı. dair olarak filan. Ama onun dışındakiler gerçekten can acıtıcı vaziyette evet. Gözlemleniyor. Benden bu kadar o zaman. Yani o zaman, bir dahaki sefere aynen hocam. Çok uzun konuşacağız. Konuş var. Yani sizin moda ve ekonomi kitabınızın yeni baskısı gelecek miden tutalım da büyük yakanın, yüksek yakanın ne kadar size yakıştığı, arkadaki lambaderlerine ne kadar retorik bir hava kattığını evinize ve yayınımıza birçok soru var. Tobin vergisi gelecek mi diye soran izleyicilerimiz var. Hepsini konuşacağız ama bir gün hocam inşallah bu hafta da önümüzdeki hafta bir müsaitinizi bize bildirirseniz biz sizinle iletişime geçeriz, alacağız. Satoshi TV'ye çıkın diyen izleyicilerimiz de var. Sözüm olsun hocamızı kabul ederse Satoshi TV'de de sohbetime çıkaracağım. Aynı zamanda benim bireysel YouTube kanalım için çok fazla zorlayanlar var. Size sözüm olsun. Ben de artık kişisel YouTube kanalımı da açıyorum. Oradan da paylaşayım. Köpeklerim şans medalı yayını isteyenler var. Onu da artık yönetim bilir. Onlar evde şu anda mutlu değil mi hocam? Dolar ve şans şu anda evde huzurlu huzurlu oturuyor. Bu ekonomi gündemine maruz bırakmayalım çocukları. Ya atları da güzel maşallah. Yani koyduğun at çok önemlidir. Her ikisi de şanslı ve dolarlı, bol paralı. Hocam evrene böyle bir mesaj verdim yani. Dolar ve şans her gün söyleyerek bir şekilde o tabii. aradaki bağlantıyı da kuruyorum. Ne zaman, nereye çağırırsan ben her daim hazırım. Senle sohbetten çok keyif aldığımı hep biliyorsun. Çok teşekkürler hocam. Çok çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz de çok teşekkürlerini iletir. Zeynep Ökten efendim bu ekrandaydı, akademisyen. Süremizin sonuna geldik. Yönetmenimiz Ferhat Özkan'ı çok zorladım, farkındayım. Ona çok teşekkür ediyorum, rejisine de. Yarın sabah 7'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.